Almanya, şüphesiz dünyanın en güçlü ülkelerinden birisidir ve en büyük dördüncü ekonomiye sahiptir. Bu coğrafyada yaklaşık 83 milyon insan yaşıyor. Eğer Rusya'yı saymazsak bu da Avrupa topraklarındaki en büyük nüfus anlamına geliyor. Açıkçası böylesine nüfus gücü Avrupa'da alışık olduğumuz bir durum değil. Yüz ölçümü olarak Türkiye ve İran gibi ülkelerden kat be kat küçük olsalar da nüfusları neredeyse bizimle aynı. Bu sebeple Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerine göre nüfus açısından da oldukça güçlü bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Ona bu gücü sağlayan şeylerden birisi de coğrafyasıydı. Ancak bu toprakların yalnızca 150 yıl öncesine kadar yüzlerce küçük krallık arasında parçalanmış olduğunu, birkaç sene öncesine kadar Berlin duvarıyla ikiye bölündüğünü de unutmayalım. Avrupa'nın kalbi olarak kabul edilen Almanya, kıtanın orta kesiminde yer alarak Doğu ve Batı arasında köprü görevi görüyor. Ayrıca Belçika, Danimarka, Hollanda, Polonya, Fransa, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre ve Çekya gibi 9 farklı ülkeyle komşudur ve bu özelliği sayesinde Avrupa'da en çok komşuya sahip olan ülkedir. Günümüz perspektifiyle yorumlayacak olursak bu ülkeler Schengen bölgesinin bir parçası olduğu için Almanya'nın etrafının dost ülkelerle çevrili olduğu manasını çıkarabiliriz. Öte yandan tarihi referans alırsak Özellikle de Fransa ile pek de dost olduklarını söyleyemem. İki ülke arasındaki güç yarışı özellikle de Avrupa tarihine yön verdi. Bu iki ülkenin Avrupa siyasetine nasıl yön verdiğini örnek vermem gerekirse Avrupa Birliği'nin başkentlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği tek bir başkentle yoğunlaşmak yerine Brüksel, Frankfurt, Lüksemburg ve Strasbourg olmak üzere dört farklı şehirde toplanmıştır. Bu dört şehirde yaşadıkları uzlaşmazlıklarla İkinci Dünya Savaşı'nda birbirlerine ağır zararlar vermiş olan Almanya ve Fransa'nın ortasındaki konumları nedeniyle seçildi. Peki bunları bir kenara bırakırsak Almanya'nın tarihi nasıldı? Jules Roma ordusuyla Galyalılara karşı savaşırken Suebi, Andes ve Saksonlar gibi Cermenlerle karşı karşıya geldi. Sezar bu kabilelerin merkeziyetçi olmayan yapılarını onarmak istedi. Zaman içinde bu ailelerden bazıları yönetici sınıf haline gelse de herkesi birleştiren tek bir lider yoktu. Tarih meraklılarını Şarman olarak tanıdığı bu lider bölgeyi fethettikten ve Roma İmparatorluğu unvanını aldıktan sonra Kutsal Roma İmparatorluğu adında yeni bir yapı bölgede güç kazandı. Aslında Lüksemburg ve Liechtenstein gibi ülkelerin hala var olmasının sebeplerinden biri bu alanı bin yıl boyunca yöneten Kutsal Roma İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğüne önem veren bir krallık değil, aksine küçük krallıklar arasında konfederasyona sahip olmasıdır. Zaman ilerledikçe Alman ve Fransız liderler Kutsal Roma İmparatoru unvanı için savaştılar. Elbette yüzyıllar geçtikçe ve Şalman gibi karizmatik liderlerin gücü ve hatırası zayıfladıkça bireysel krallıkların kontrolü de giderek zorlaşmaya başladı. Sonunda Napolyon diye bir adam çıktı ve Fransa'yı ele geçirdikten sonra tüm Avrupa'da hızlı ilerledi. Diğer videolarımda detaylıca anlattığım gibi Napolyon tüm dünyaya yayıldı ve bu durum Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Napolyon 1806'da Kutsal Roma İmparatorluğu'nun lağvedilmesine katkıda bulundu. Ancak o diğer Fransızlar gibi bu imparatorluğun lideri olmayı tercih etmedi. Napolyon'un zaferleri ve baskısı sonucunda Kutsal Roma İmparatoru, 2. Frans İmparatorluktan feragat etmek zorunda kaldı ve böylece Kutsal Roma İmparatorluğu resmen sona erdi. Kral II. Frans ise Avusturya İmparatorluğunu kurarak Avusturya İmparatoru oldu. Ne kadar ilginç öyle değil mi? Bir imparatorluğun sonuna gelseniz de başka bir imparatorluk kurarak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Nihayet Napolyon yenilince 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupa liderleri Kutsal Roma İmparatorluğu'nun yerini alacak yeni bir yapı oluşturmak için toplandılar. Bu yapı, Almanya'nın bugünkü sınırlarını kapsayan 39 bağımsız devleti içeren Alman Konfederasyonu olarak adlandırıldı ve amaç Alman halklarını birleştirerek tek bir ülke kurmaktı. Prusya ve başkenti Berlin, Kuzey Avrupa düzlüğünün tam ortasında yer alıyordu ve o zamanın Avrupa'sını özetlemek gerekirse komşusu Polonya herkesin gözünde kötü gün kazanmıştı. Güneyde ise Avusturya topraklarını genişletmeyi sürdürüyordu. Yüzyılın ortalarında Avusturya ve Prusya Orta Avrupa'da açıkça egemen güçler haline gelmişti. Prusya daha geleneksel Alman topraklarını kontrol ederken Avusturya Krallığı Güneydoğu'daki çeşitli topraklara özellikle Tunan Nehri üzerindeki bölgelere yayılmıştı. Almanya nihayet 1871'de birleşik bir ülke haline geldi. Ta ki 2. Dünya Savaşı'na kadar. Almanya ve Berlin savaşı kazanan 4 devlet tarafından 4 işgal bölgesine bölündü. Ancak Soğuk Savaş başladığında batılı müttefikler olan ABD, İngiltere ve Fransa ile Sovyetler Birliği arasında ideolojik ve politik farklar ortaya çıktı. Bu durum Almanya'nın bölünmüş işgal bölgeleri arasındaki işbirliğini zorlaştırıyordu. Bu sebeple Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa işgal bölgelerini birleştirerek Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kurdular. Sovyetler Birliği ise kendi işgal bölgesinde Doğu Almanya adında sosyalist ve otoriter bir devlet kurdu. Aslında biz bu ülkelere daha çok Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında soğuk savaş şartları altında yeniden bölünen Almanya, Batı Avrupa'nın bölgede istemediği bir potansiyel geçit haline geldi ve Sovyetler Birliği'ne açılan bir kapıydı. Batı Almanya ile Sovyetlere bağlı Doğu Almanya arasındaki sınırda yer alan Fulda boşluğu, Rus istilası için en kolay hedeflerden biri haline geldi. Böylece Fulda, NATO ve Sovyet güçlerinin birbirlerini gözlemlemek için stratejik bir konuma haline geldi. Tıpkı Almanya toprakları gibi başkent Berlin bile NATO ve Sovyet etkileri arasında bölünmüştü. Peki başka ülkeler tarafından paylaşılan bu topraklar nasıl yönetiliyordu? <laughs> Batı Almanya'da parlamenter cumhuriyet kuruldu. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile işbirliğine giderek pazar ekonomisine ağırlık verdi. 1950'lerden itibaren ekonomi hızla iyileşmeye ve gelişmeye başladı. Ardından 1955 yılında NATO'ya katıldı ve 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurucuları arasında yer aldı. Yani ismi gibi Batı'ya yönelik iyi ilişkiler kurdu. Doğu Almanya ise Sovyetler Birliği ile olan ilişkisini güçlendirmeyi tercih ediyor. Ekonomisi ise Sovyet sistemine dayanıyordu. Hatta ekonomik açıdan da güçleniyordu. Fakat yine de birçok vatandaş Batı Almanya'nın politik serbestliğine ve güçlü ekonomisine hayrandı. İki Almanya arasında fiziksel ve politik bir sınır vardı ama artık somut bir sınıra da ihtiyaç duyuluyordu. 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı ile Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar engellendi. Yakın zamana kadar hayatımızın içerisinde olan Berlin Duvarı, Soğuk Savaş'ın bir simgesi haline dönüşmüştü. 1990'da Doğu Almanya'da yaşanan politik değişimler ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte iki Alman devleti yeniden birleşerek tek bir Almanya olarak yapılandırıldı. Bu süreç Almanya'nın ikiye bölünmesine son vererek ülkenin yeniden birleşmesini sağladı. Başkent yine Berlin olarak belirlenmişti. Yeniden birleşmeden bu yana Almanya NATO ve Avrupa Birliği için oldukça önemli rol üstlenmeye başladı. Fakat Başkent Berlin demişken bizimle olan iyi ilişkilerine de değinmezsem olmaz. Almanya tarih boyunca Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu ile hep iyi ilişkiler kuran bir devlet olmuştu. Mesela Berlin'de mülkiyeti Türkiye'ye ait olan bir şehitlik olduğunu biliyor muydunuz? Bu topraklar 1711 yılında Osmanlı'ya armağan edildi. Berlin Türk Şehitliği Prusya Krallığı'nın Osmanlı Devleti'ne bir yarmanlıdır diyebilirim. Osmanlı'nın Almanya'daki ilk elçisi olan Giritli Ali Aziz Efendi burada vefat edince naaş Osmanlı'ya gönderilememiş. Bu sebeple Prusya Kralı 3. Frederick, defin için bir arazi temin etmiş. Yerine gelen yeni Osmanlı elçisi Mehmet Esat Efendi de buraya defnedilmiş. Bu iki ülke 1. Dünya Savaşı'nda müttefik oldu. Tedavisi için Almanya'ya gönderilen bazı Osmanlı askerleri burada vefat edince onlar da buraya gömüldü. İşte o zamandan beri bu mezarlığa Şehitlik dendi ifade ediliyor. Konunun bütünlüğüne geri dönecek olursam günümüzde Almanya 9 Schengen bölgesi ülkeyle çevrili durumda ve bunların 8'i Avrupa Birliği'nde yer alıyor. Geçmişi bir aylık karışık olsa da hem 1. Dünya Savaşı hem de 2. Dünya Savaşı'nın doğrudan içinde bulunsa var da Bugün Almanya güçlü ekonomisi ve kültürel zenginlikleriyle dünya çapında saygı gören bir ülkedir. Tarih boyunca yaşadığı dönüşümler ve deneyimler sayesinde Almanya şu anda Avrupa'nın ve dünyanın en önemli aktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Elbette videonun içinde her şeyi anlatmak pek de kolay olmuyor. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını detaylıca anlatmak istesem de aslında çeşitli videolarda hem bu olayları hem de Fransa'nın tutumlarını çok ceyle almıştık. Diğer videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.